Hepinize merhaba çocuklar. Bugün yine rengarenk malzemelerimi hazırladım. Eğer siz de hazırsanız birlikte başlayalım. Ama bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tam da yerli malı ve tasarruf haftası olduğu için bir kumbara tasarlıyoruz. Hem de artık materyallerden. Sadece evde olan, kendi evimizdeki malzemelerden kullanacağız. Ben şöyle bu etkinlik için hangi malzemeleri kullanabilirim diye evden baktım. Renkli bardaklarım dikkatimi çekti. Sonra soda şişesi kapaklarını buldum. Renkli bir bant buldum. Hadi dedim bunlardan güzel bir kumbara tasarlayayım. Ve sizinle de paylaşayım. Bakalım siz evdeki kendi malzemelerinizle neler yapabileceksiniz. Kırmızı ve turuncu kağıtları kullanacağım. Yapıştıracağım. Tahta kalemi yoksa keçeli kalem de olabilir. Sorun değil. Ve makasım. Peki ne yapıyoruz bugün? Nasıl bir kumbara tasarlıyoruz merak ediyor musunuz? İpucu vereyim. Şöyle göstereyim. Turuncu bardaklarım olduğu için ben tavuk kumbarası yapmaya karar verdim. Tavuk şeklinde bir kumbara yapacağım artık materyallerden. Eğer siz de hazırsanız hadi gelin başlayalım. Öncelikle bu iki plastik bardağımızı üst üste koyuyoruz bu şekilde. Tamam mı çocuklar? Burada dursun. Daha sonra bantımızla İki bardağı birbirine sabitleyeceğiz. Bantlarımızı açalım. Ben de sarı elektrik bant olduğu için bunu kullandım. Dediğim gibi siz şeffaf bant da kullanabilirsiniz. Simli süslü bantlarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Bu benim kumbaram. Benim tasarladığım kumbara. Şu şekilde üst üste koyduktan sonra yavaş yavaş birleşme yerinden bantlamaya başlıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bardak elimizden kaymasın. O yüzden ikisini şu şekilde tutabiliyorsanız tutmanızda fayda var. Bakın çocuklar, bir büyüğünüzden yardım da alabilirsiniz bu esnada. Bantladım. Bir tur geçtim ve bantladım. Makasımızı da keselim. Bantladığımız yeri. Şöyle biraz elimle bantladığım yerlerin üstünden geçiyorum. Turuncuya sarı yakışır diye düşündüm. Evet çocuklar, bardaklarımızı bantla sabitledik. Şimdi sıra geldi soda şişesi kapaklarından gözlerimizi yapmaya. İsterseniz arkasına yapıştırıcı sürüp kapakların o şekilde de yapıştırabilirsiniz. İsterseniz de bantla kesip, ben hatta onu göstereyim size. Bir parça kesiyorsunuz şöyle çocuklar. Bakın. Kestim. Bu küçük parçayı elimize aldığımızda yapışkanlı yerleri dışarıda kalacak şekilde birbirine sarıp rulo yapıyoruz. Bakın. Böyle yapışacak. Onu alıp buraya gözlerini yapıştıracağınız yere koyarsanız yapıştırıcı görevini görecektir. Hadi gelin diğerlerini de böyle yapalım. Diğer gözünü de. Kestim bantından. Yapışkanlı yerleri dışarıda kalacak şekilde birbirine sarıyorum. Rulo yapıyorum. Bakın. Yapışkan yapışkan ses geliyor. Şimdi gözünü yapıştırmak istediğim yere bantımı yapıştırdım. Daha sonra soda şişesi kapaklarını üstüne yapıştırıyorum. Çünkü bazı yüzeylerde, plastiklerde yapışmayabilir bu yapıştırıcılarla. O yüzden bunu size öğretmek istedim. Nasıl oldu? Gözlerini yapıştırdık. Bantımızı şöyle kenara alabiliriz. Şimdi gözleri hazır tavuğumuzun. Sıra geldi kanatlarını, ayaklarını, diğer parçalarını yapıştırmaya. Bunun için kanatlarını kırmızı yapmak istiyorum. Biraz da renklensin. Şöyle kırmızıdan bir parça keselim. Evet, kestim. Yine ikiye katlayarak kullanacağız. Burada dursun. Rahat görün sizde. Simetrik olmasını istiyorum. O yüzden her zamanki gibi ikiye katlıyorum. Katladım. Şimdi keselim. Önce bir kanat çizelim isterseniz. Sizin için de daha anlaşılır olsun. Şöyle bir kanat bizim için yeterli olacak. Bakın kanadı çizdim. Şimdi iki kanadım olacak. Kesiyorum. Şöyle.
Evet çocuklar. Siz de çizip kesebilirsiniz bu arada tavuğumuzu. Güzel bir kumbara olacak bence. Hem de evdeki artık materyallerden yaptığımız için tam da bu haftaya uygun bir konu oldu. Evet çocuklar, kanatlarımızı kestik ve hazır. Şimdi sıra geldi kanatları tavuğumuza yapıştırmaya. Şöyle arkasına yapıştırıcı sürelim önce tavuğumuzun. Size de göstereyim. Şöyle şuraya sürüyoruz. Çocuklar, tavuğumuzun kanatlarını yapıştırdık. Şöyle arkadan da göstereyim. Şimdi sıra geldi ayaklarını yapmaya. Ayakları için turuncu renk kullanalım. Turuncudan ayak keselim. Şöyle. Bu kadar parça bizim için yeterli. Bakın çocuklar, bu kadar turuncu bir kağıt bizim için yeterli. Ayaklarını çizeyim yine ben size örnek olsun. Bakın ayaklarını çizdim. Şimdi kesiyoruz çocuklar. Tavuğumuzun ayaklarını keselim. Çok güzel. Tamamen evdeki artık materyallerden kumbaramızı oluşturuyoruz. Benim evde turuncu bardağım olduğu için tavuk yaptım. Siz başka renkle başka çalışmalar yapabilirsiniz. Buradaki amacımız tasarruf haftasına uygun olarak evdeki malzemelerden bir çalışma yapmaktı. Evet, ayaklarımız da hazır. Hadi gelin onları da yapıştıralım tavuğumuza. Şöyle altına yapıştırıcısı sürelim. Ve o bölümlere ayaklarını yapıştıralım. İşte böyle. Ve ayağını da yapıştırdım. Diğer ayağını da yapıştırdım. Bakın. Sıra geldi gagasını yapmaya. Gagası için bir üçgen kesiyorum çocuklar. Şöyle. Evet, üçgenimizi de kestik. Bakın. Onu da yapıştıralım. Biraz yapıştırıcı sürüp tam gözlerinin altından gagasını da yapıştırdım. Başının üstüne bir de süsünü hazırladık mı tavuğumuz tamamdır. Şöyle keselim yine bir parça. Evet kestim. Bakın şöyle bir süs yapalım. Harika. Bu da hazır. Bunu da buraya yapıştırıyoruz. Hadi gelin bakalım yapıştırıcımızı sürelim. Yapıştırmak istediğimiz yere. Kağıdımızı yapıştırdık. Gözlerimi de boyayalım. Şöyle. Evet çocuklar, tavuğumuzun süsleme işini bitirdik. Kanatları, ayakları, soda şişesinden gözleri, her şeyiyle hazır. Sadece tek bir eksiği kaldı. Kumbara olabilmesi için bu bölümde bir yetişkinden, bir büyüğünüzden yardım almanızı istiyorum sizden. Makasla ya da bir maket bıçağıyla bu bölümü kesip kendi kumbaranızı tamamen hazır hale getirebilirsiniz. Bence güzel bir etkinlik oldu. Hem de tam tasarruf haftasına uygun şekilde sadece evdeki malzemelerimizle yaptığımız bir etkinlik oldu. Artık materyallerimizi kullandık. Ben de sizlerin kendi evlerinizdeki malzemelerle tasarlayacağınız kumbaralarınızı merakla bekliyorum. Bakalım bundan sonraki etkinliğimizde neler yapacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Tavuğumla size hoşça kal diyorum.